Merhaba arkadaşlar. Bugün JavaScript ile bir tik-tak-toe oyunu yapacağız. Değişken, döngü, koşullu ifade, fonksiyon ve nesnenin birlikte kullanımını pekiştirebileceğiniz güzel bir örnek olacak. İyi çalışmalar. Standart proje şablonuyla başlayalım. Bir resim nesnesi oluşturalım. Nesneyi bir değişkene aktarmadığım için son oluşturulan nesneyi taşıyan det değişkenini üç tane resim dosyam var. X, O ve boş hali. Oluşturduğumuz nesneye boş halini yükleyelim. Nesnenin sınırlarını daha iyi görebilmek için geçici olarak sarıya boyayalım. Nesnemizin boyut ve konumlandırmasını da yapalım. Resim nesnem hazır. Şimdi bir döngü yardımıyla bu nesne oluşturma kodlarını yatay düzlemde 3 kere tekrarlayalım. Ve nesnelerin yan yana dizilmeleri için nesnelerin sola olan mesafelerini döngü değişkenine göre hesaplayalım. Şimdi de bu 3 nesneyi dikey düzlemde 3 kere tekrarlayalım. Ve bu sefer de nesnelerin yukarıya olan mesafesini yeni oluşturduğumuz döngü değişkenine göre hesaplayalım. Arka plan rengi beyaz duman olsun. Nesneleri konumlandırdık. Artık sarı renge ihtiyacımız yok. Resim değiştir isminde bir fonksiyon oluşturalım. Parametre olarak basılan resim nesnesi otomatik gelecek. Şimdilik basılan nesneye X resmini yükleyelim. Ve bu fonksiyonu tüm resim nesnelerimiz ile bağlayalım. Artık bir nesneye basıldığında X resmi yüklenecektir. Ama benim tam olarak istediğim X ve O resimlerinin sırayla yüklenmesi. Bunun için sıranın kimde olduğunu tutan bir değişken tanımlayalım. Eğer sıra X'te ise X resmi yüklensin. Ve sıra kimde değişkenin içeriği O olsun. Eğer X değilse bu sefer de O resmi yüklensin ve sıra kimde değişkenin içeriği X olsun. Artık resimler sırayla yükleniyor. Ama bir sorunumuz var. Bir nesneye birden çok kere basılabiliyor. Bunu düzeltmek için her nesnenin durumunu kontrol edebilmem lazım. Böyle yapalım. Her nesnenin durumunu kendi içinde saklayan value isminde elemanlar oluşturalım. Başlangıçta değerleri boş olsun. Eğer nesnenin value değişkeni boş ise bu ona daha önce basılmadığı anlamına gelsin ve işlem yapılsın.
resim yüklenen bir nesnenin value değişkeni ise artık boş olmamalı. Oyunumuz hazır. Bu oyunu 600 piksel genişliğinde tasarladık. Ekrana tam oturması için Page.fit fonksiyonunu kullanabilirsiniz.